Yaşamıyoruz diyorsunuz ki şu Aynen. andaki tıpla Aynen alakalı bir durum. öyle. Aynen öyle. O yüzden erken teşhis önemli. Yani bütün gözümüzle dünyaya bakıyoruz. Yani hani Aynen sizin öyle. kendi sözleriniz de var bu konularla ilgili biliyorum. Hatta bunu Mehmet Hocam da söyledi geçen hafta geldiğinde de şu an hatırlayamadım sizin sözünüzü diye biliyorum ben. Ben hani pencereniz açık böyle dünyaya. Yani tam bunu buradan görüyorsunuz, gözlerden görüyorsunuz sonuçta. Tamam. Çok güzel bir şey aslında, gözümüzün kıymetini bilmek lazım. Peki hocam, bebekte oluyor, ileri yaş hastalığı da dedik zaten. Tabii ki. Onu da söyledik. 40 Ama yaşın hatta bir üstünde. izleyicimiz var. Alalım hemen Tamam. bakalım ne diyecek. Alo. Alo. Alo, iyi günler. Şerif Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz? Çok iyiyiz efendim. Sizler Size bir nasılsınız? şey, doktor bey bir sorum olacak. Buyurun Hemen efendim. alalım Şerif Hanım. Buyurun. Tamam doktor bey. Ben göz migreni hakkında bilgi rica edeceğim. Göz migreni. Göz migreni. Oo. Göz migreni normal migren rahatsızlığının, yani bu baş ağrısıyla hepimizin karakterize olarak bildiği migren hastalığının önceliğinde bazı bu başlangıç bulguları var. Mesela mide bulantısı gibi. Bazı insanlarda mide bulantısı, yani auralı migren diye, yani başlangıçlı migren diye bir durum var. Bunun bazıları insanlarda mide bulantısı ile olabilir. Bazılarında böyle el ayağı sanki hani hastaymış gibi birdenbire kesilip sanki böyle Denge bozukluğu. yani o da olabilir. Baş dönmesi gibi bir şey de yapabilir. Bazı Evet, anladım. insanlarda da gözden başlıyor diyeyim ben ona. Yani hani geleceğini gözle ifade ediyor. O zaman işte gözün için, yani biliyorsunuz migren bir damarların spazmı nedeniyle olan, beslenmeyi bozan ani ve anlık beslenme bozukluğu nedeniyle olduğu için, oksijensiz kaldığından dolayı doku orada, doku birdenbire bu olaya adapte olamadığı için orada yapması gereken şeyi yapamıyor. Yani gözde ne oluyor? Orası görmüyor. Böyle görmediği yamalı yamalı parçalar, alanlar oluyor. Onun etrafında küçük küçük kırık, böyle hareli parlamalar, yani ışık kırılmaları oluyor. Onlar yaklaşık 5-10 dakika sürüyor. Onun hemen arkasından o biterken o görme bozukluğu azalıyor. Bu 10 dakikanın diyeyim artık sonunda, hemen arkasından genellikle baş ağrısı başlıyor. İşte bu retinal migren denilen şey, yani retinayı da içine alan, retinayla kendini, geleceğini belli eden migren diyebiliriz buna. Ama bunun tabii ki nörologlar ilgileniyor migren rahatsızlığıyla. Nörologların tedavisi altına girmesi gerekiyor hastanın böyle bir durumda. Peki doktor bey, siz geleceği demiştiniz, yani sonunda glokom olurum, katarak mı? Nasıl, Niye anlamadım? olabilir? Soruyu anlamadım. Başını tekrar söyler misiniz? Şimdi hani göz migreni çok şiddetli atak geçirdim ben. Kulaklığı hastanede yattım. Tamam. 1 Ağustos'tan beri rahatsızım. Acaba sonunda yani bu şeye döner mi? Katarakta ya da glokoma ya da başka bir şey? Katarakta asla dönmez. Yani katarak zaten yaşla birlikte olan başka bir rahatsızlık. Ama migren bir damar sisteminde beslenme, ani beslenme bozukluğuyla olduğu için hani migren, glokom aslında biraz kardeş şeyler, ama hani migreni olanın glokomu olur diye bir kural yok. Yani öyle bir şey yok. Yani illa ondan ona geçiş yapar, hani migren sonrasında illa glokom olursunuz diye bir şey söylenemez. Efendim çok geçmiş Sorum olsun. daha olacak, bir saniye. Bir sorum Tabii daha ki, doktor tabii bey ki. lütfen. Tabii ki, buyurun. Acaba bunun tedavisi nedir? Ne yapmam gerekiyor? Migrenin mi? Migrenin, evet. Biraz önce de söyledim ya, Nöroloji uzmanı. nöroloğa gitmeniz gerekiyor, nöroloji. Nörolog Evet, ilgilendi. evet. Göz doktoru değil yani. Migrenle nörolog arkadaşlarımız ilgileniyor. Nöroloji teze yazmıştım ben bir Tamam, Ağustos'tan onlar sonra. gerekeni yapacaklardır efendim. Çok geçmiş Peki. olsun.